Efendim merhaba. Tabii bugün Arife, ülkemizde tatil başladı. Ekranı başında olanlar, yurttan tatil için çıkmayanlara merhaba diyelim tekrar. Tabii güzel bir dönem var. Ramazan bayramı ve birleşen 30 Ağustos'la birlikte, dünkü Zafer Bayramımızla birlikte bir tatil moduna girdi ülke. Artık salı günü tekrar bakalım tartışmaları bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Tabii bu günlere gelirken bu haftaya baktığımızda en önemli olay kuşkusuz Sayın Recep Akdağ'ın, Türkiye Başbakan Yardımcısı, Kıbrıs İşlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı'nın burada olması, burada verdiği bir takım mesajlar, bunlar tabii önemliydi. Konuşacağız bunları. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bayram münasebetiyle ve 30 Ağustos'la verdiği bir takım mesajlar var. Bunlar da önemliydi. Yine bu haftaya yansıyan olaylar. Şimdi Yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanı Sayın Erhan Arıklı bizlerle birlikte ve Sayın Arıklı'nın bakış açısıyla bugünkü gündemimizi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet hocam. Son gündemden başlayalım. Sayın Recep Akdağ'ın gelişiyle başlamak istiyorum. Çünkü Türkiye ile Kıbrıs'ın ilişkileri çok önemli. Birçok program yaptık ve birçok programda özellikle ekonomik işbirliği protokolünün mevcut hükümet tarafından çok fazla uygulanmamasının yarattığı bir takım özellikle maddi anlamdaki eksiklikleri, aksaklıkları konuşmaya çalıştık süreç içerisinde. Şimdi yeni bir isim var. Kararlı bir takım mesajlar var. Siz önce gelişi, çünkü biraz da farklı bir şey çizdi sanki Sayın Recep Akdağ. Yani halka indi, halkla konuştu, sivil toplum örgütleri çeşitlendirdi görüşmeye. Yani sadece iki üç büyük örgüt dışında farklı bir takım temaslar yaptı. Önce oradan başlayalım, en sıcak gündemden. Nasıl değerlendirdiniz verilen mesajları ve Sayın Akdağ'ın gelişini? Evet, Sayın Recep Akdağ Türkiye'de en tecrübeli bakanlardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz Recep Akdağ Amerika'da görev yaparken çağrıldı ve Türkiye'deki en sıkıntılı olan sağlık konusunu çözmek için, o konuda reform yapması için kendisi görevlendirildi. Ve gerçekten çok kısa bir süre içerisinde yaptığı reformlarla adeta sağlık alanında dünyayı kıskandıran bir noktaya getirdi Türkiye'de sağlık alanında. Ve o işi başardıktan sonra yeni hükümette de Kıbrıs'tan sorumlu bakan olarak atandı. Niye? Çünkü bu işi çözebilecek, Kıbrıs konusunda ciddi şekilde reform yapabilecek ve Kıbrıs'taki bu tıkanmış ve kronikleşmiş sorunları çözebilecek yegane adam o diye göründü. Çünkü bundan önceki bakanlara baktığımızda, o bakanlar özellikle Tuğrul Türkeş'in ismini verebilirim. Tuğrul Türkeş buradaki ikili ilişkilerle bu işi yürütmeye çalıştı. Ekonomik protokolün uygulanması gereken maddelerinin uygulanması konusunda aldatıldı. Bilerek veya bilmeyerek kefil oldu. Merak etmeyin, siz parayı gönderin, halledecekler, gerekli yasalar çıkacak vesaire diyerek kendini işin içerisine sürdü. Neticede bu reformlar yapılmayınca bunun bedelini ağır ödedi. Yani size göre gitmesinin sebebi Kıbrıs. Elbette, yani birçok kişi işte MHP öyle istedi falan diyor. Ben MHP'nin içinden gelen birisiyim. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sayın Devlet Bahçeli kalkıp da Tuğrul Türkeş'i görevden alın, size desteğin devam etsin diyecek birisi değil. Zaten Tuğrul Türkeş'in AK Parti'ye gidişi de Devlet Bahçeli'nin bilgisi haricinde olan bir olay değil. Onun için o konu değil. Yani MHP ile AK Parti'nin bahar havasında olması neticesiyle görevden alınmış birisi değil Tuğrul Türkeş. Kıbrıs meselesindeki duruşu. Tuğrul Türkeş tamamen Kıbrıs konusunda ekonomik protokolde uygulanması gereken 90 tane madde var. 75 tanesinin vakti geldi. Uygulanmadı. Ve uygulanmadı. 2016 yılının Aralık ayına kadar yapılması gereken çok ciddi reformlar var. Hiçbir adım atılmadı. Neticede her sıkıştıklarında Tuğrul Türkeş'i aradılar. Merak etmeyin, halledeceğiz. İşte
Üretici para istiyor, çiftçi para istiyor, maaşlarda sıkıştık, para lazım. Tuğrul Türkeş de sürekli ikili ilişkilerden kaynaklanan bir duygusallıkla bu paraların gönderilmesine aracılık etti. Ama reform konusunda, buradaki ekonomik protokolün uygulanması konusunda en küçük bir çalışma olmayınca da AK Parti yönetimi bu işin Tuğrul Türkeş'le olmayacağını, Tuğrul Türkeş'in duygusal davrandığını, özellikle Serdar Denktaş ve Hüseyin Özgürgün'le kişisel ilişkilerinden dolayı bu reformların, ekonomik protokolün gerekli maddelerin uygulanmadığını gördüler ve Tuğrul Türkeş'i kenara aldılar. Onun yerine çok daha profesyonel, konulara profesyonelce yaklaşan Sayın Recep Akdağ'ı atadılar. Recep Akdağ orada iki hafta, buraya gelmeden önce iki hafta Kıbrıs konusunda iyi çalıştı, dersine iyi çalıştı. Bürokratlarla çok iyi çalıştı. Buradan Büyükelçi'yi oraya çağırdı. Büyükelçi, Sayın Büyükelçi iki klasör dolusu dokümanla oraya gitti. Uzun süren bir briefing verdi Recep Akdağ'a. Recep Akdağ buraya geldiğinde kimin ne olduğunu biliyordu artık. Buraya da geldi. Her ne kadar bizim klasik politikacılar hemen Recep Akdağ'a markaj aldılarsa adam adama markaj, eşine adam adama markaj vesaire. Recep Akdağ öyle birisi değil. Recep Akdağ kül yutmayan birisi. Ama bu devlet genelinde de yapılması gereken bir Gereken şeyler bunlar ama biz maalesef bu konularda birazcık ölçüyü kaçırıyoruz. O da bir gerçek. Zaman daralıyor. Hükümet için zaman daralıyor. Konuşmamızın programın başında size 2-3 dakika ayaküstü sohbet ederken de söylediğim gibi bu hükümetin en büyük handikapı 13. maaşlar. Ne yapıp yapıp bu 13. maaşları bir şekilde garanti altına almak zorunda. İhtiyaç olan para 360 milyon liradır. Bunu kendi iç borçlanmasıyla yapamaz. Mutlaka Türkiye'nin katkısı gerekiyor. Türkiye'nin tavrı belli, şartları belli. Mutlaka yasal düzenlemelerin meclisten geçirilmesi gerekiyor özelleştirmeyle ilgili. Dün işte baktık, Bakanlar Kurulu önceki gün toplandı ve limanlarla ilgili rapor hazırlanmasını istedi. Bu ne zaman olması gerekiyordu? Normalde bir yıl önce olması gereken şeydi ekonomik protokolde. İşte bir adım attık mesajı. Ya işte efendim adım attık, merak etmeyin arkası gelecek. Rapor gecikti ama merak etmeyin siz şu maaşları da gönderin, şu parayı da gönderin falan. Türkiye artık... Size göre gelmez. Yani bu, çünkü önümüzde daha zaman var yani performans iyileşirse... Şimdi Aytuğ Bey, Türkiye'den gelen bir yetkiliyle, üst düzey bir yetkiliyle görüştük. O bana siz seçim tarihi için ne öngörüyorsunuz? Bu hükümet ne zamanı seçim tarihi olarak belirler dedi. Ben de ona dedim ki bu size bağlı. Niçin bize bağlı dedi. Dedim ki bu hükümet şayet Aralık ayında 13. maaşları ödeyecek bir formül bulursa ki bu sizin yardımınız olmadan mümkün değil. 13. maaşları ödeyebilecek bir ortam oluşursa bu hükümet bırakın 2018'in Nisan'ını Haziran'a kadar bu işi götürür. Son gün, son dakikaya kadar götürür. Çünkü hükümetin tek amacı 2018'in bütçesini kullanmak. O bütçede istihdam yapacak. 375-400 kişiye yakın istihdam yapacak ve bütçeyi tepe tepe kullanacak. Bunu amaçlıyor. Onun için ne yapıp yapıp kendisini 2018'e atmak durumunda. Ama bu tarafta da handikapı 13. maaşlar. Bu 13. maaşları iç borçlanmayla ödeyemez. Gereken para 360 milyon liradır. Kıbrıs'taki bankalarda o güç yok. Ancak siz yardım ederseniz ve 13. maaşların ödenmesine katkı koyarsanız bu hükümet bu yılı atlatır. Önümüzdeki yıl bırakın Nisan'a, hatta Serdar Denktaş Nisan değil Haziran'da dahi seçim yapar diye bir iki defa konuştu. Dolayısıyla hükümetin en büyük handikapı Aralık ayıdır. Aralık ayını atlatma ihtimali bana göre çok zayıf görünüyor. Türkiye bu hükümet bu reformları ekonomik protokolde olan kendisinin söz verdiği, defalarca söz verdiği bu adımları atmasını bekleyecek. Beklemeli ve ondan sonra şayet herhangi bir adım görmüyorsa da gidecekseniz erken seçime gidin der. Kasım Aralık gibi.
Ben Kasım'a yetişmez. Çünkü Ekim'de biliyorsunuz meclis açılıyor. Hemen 2 ay zaman olmalı. Olursa Aralık sonu gibi, Aralık 15 sonu gibi olur diye düşünüyorum. Ama Türkiye gerçekten tatmin olacak bir takım açılımlar görürse hükümetten reformlarla ilgili. Ama bu reformlarda yaparsa bu sefer hükümet hak ile yeksan olur. Seçime giderken siz kalkıp da özelleştirmeleri reformlar yapamazsınız. Gerçekten yani tepkiler, mesela limanların özelleştirilmesi halkta bir tepki yaratır mı sizce? Limanlar değil, en kolayından başladılar. Ama evet, elektrik yani. Önemli, su önemli, mesai saatleri önemli. Mesela elektriğin özelleşmesi halkı galyana getirecek bir... Halkı galyana getirmez. Bilakis halkı memnun eder. Çünkü şu anda elektrik kurumundan sıkıntılı olmayan kimse yok. Yani bu adımlar atılırsa halk da memnun olur. Neden atılmasın ki? Ama bu sendikalarla, çünkü o anda sendikalar ayağa kalkacak. El senin yapacağı eylemleri göğüsleyebilecek bir hükümet ben görmüyorum maalesef. O irade yok ortada. Yani şöyle düşünün Aytuğ Bey. CTP döneminde CTP hükümeti kendi atadığı İsmet Akim yönetim kurulunu görevden almaya kalktı. Evet. Uzlaşmazlıkları vardı çünkü arada. Elsen bir bildiri yayınladı. Şayet yönetim kuruluna dokunursanız Kıbrıs'ı karanlığa gömeriz dedi. Ve CTP geri adım attı. Şimdi benzer şeyler olabilir çünkü tek tabancadır. Elsen'in yapacağı eylemleri... Siz şalterleri indirirse bunu göze alabilecek bir alternatifiniz yok maalesef. Yani bir devlet... Maalesef öyle. Bir devlet, XYZ sendika hiç fark etmez, onun söyleyeceği iki kelimeyle mi idare edilmiyor? Maalesef öyle. Bu irade yok. Yani mesela YDP iktidar olsa ne yapar böyle biz bir yaparız. Durumda? Bizim zaten ilk işimiz sendikalara karşı savaş açmaktır. Ben bu sendikaların çok da kendi üyelerinin menfaatine çalıştıklarını düşünmüyorum. Siyasetin ta dibine kadar girmişlerdir, gömülmüşlerdir siyasete ve kendi mensuplarının haklarını koruyorum diye devlete adeta savaş açmışlardır. Bu sendikalar mutlaka zapturapt altına alınması gerekiyor. Nasıl bir model Avrupa'da nasılsa, Güney Kıbrıs'ta nasılsa bizde de sendikalar o konuma itilmelidir. Sendikalar şımartılmıştır. Hiçbir ülkede olmayan kaynaktan kesme ve profesyonel sendikacılık gibi anlamsız iki uygulama sendikaları bugün Frankenstein haline getirmiştir. Mutlaka bu iki uygulama gözden geçirilmeli ve kaldırılmalıdır. Sendikalar profesyonel adam çalıştırsınlar, yeterince güçleri vardır. Paralarını, maaşlarını kendi ceplerinden ödesinler, ücretsiz izine çıksınlar. O profesyonel sendikacılar devlette çalışıyorlarsa ve devlet sendikaların tahsilatçılığını, tahsildarlığını yapmamalıdır. Bu iki uygulama dahi bu sendikaları zapturapt altına almak için çok ciddi iki adımdır. Arkasından yasal düzenleme yapacaksınız. Sendikalar kendi üyelerinin menfaatlerinin dışında herhangi bir siyasi eylem veya faaliyet içerisinde olamaz. Bu konuda da Avrupa'yı tarzda, yani gidin Avrupa'daki herhangi bir ülkeyi, bırakın Avrupa'yı, Güney Kıbrıs'ı alın. Oradaki sendikalar nasılsa burada da o olmalıdır. Ama şimdiye kadar yapılmadığı için sendikalar kendilerini devletin üstünde görüyorlar. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan örnek vereyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda şu daireden, şu okuldan şu okula bir hademe atayamıyorsunuz. Bir öğretmeni şuradan şuraya atayamıyorsunuz. Burada okulda dersler boş geçiyor. Hemen 2 kilometredeki okuldaki bir öğretmen haftada bir gün derse gidiyor. O öğretmeni burada da görevlendiremiyorsunuz. Sendikanın izni olmadan bunu yapamıyorsunuz. Böyle şey olmaz. Bu devletin içine girmek ve devletin üstünde devlet olmaktır. Sendikaların konumu bu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir şey istiyorsunuz. Ben arzuyorum. Maalesef geçmişte de öyleydi. Arabacıoğlu'nun istifa gerekçelerinden bir tanesi de buydu. Zaten bunu söyleyerek istifa etti evet. Sayın Arabacıoğlu. Yani adamlar seçilmiyor, seçilmiş hükümetin ortağı hatta bizzat kendisi. Reform yapmak istiyor, herhangi bir çalışma yapmak istiyor, bir anda sendikalar ayağa kalkıyor. Grev yapıyorlar ve hayatı kilitliyorlar. Böyle şey olmaz. Onun için YDP olarak biz şunu söylüyoruz, mevcut sendikal sistemi dizayn etmeden, zapturaptı altına almadan Kıbrıs'ta herhangi bir ekonomik reform yapamazsınız. O zaman ilk adım bu olur. O olmalıdır. Bir örnek veriyorum.
Geçen hafta Ankara'daydım. Kürşat Tüzmen Bey ile bir araya geldik. Kürşat Tüzmen biliyorsunuz eski Ticaret Bakanı'ydı. Dedi ki ben 90'lı yıllarda bu Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü yapıyordum. Tansu Çiller bana görev verdi. Dedi ki Özal'ın Kıbrıs için başlattığı bir, bu ilk defa anlatılıyor bu olay. Hı hı. Bana da ilk defa anlattı bunu. Sizin programımızda anlatıyorum bu tarihi olayı. Özal rahmetli Kıbrıs için bir serbest bölge projesi vardı ama Kıbrıs'tan gelen reaksiyonlarla o serbest bölge projesini uygulayamadı. Hatırlarsanız evet. İşte geldi burada bir takım hükümet çalışmalar yaptı vesaire. Uyumsuzluk o dönem olmamıştı. Bu konuyu tekrar gündeme getirelim. Çünkü Hong Kong İngiltere tarafından Çin'e verilecek. Oradaki büyük firmalar çok rahatsızlar. Gidecek liman arıyorlar. Bu şirketlerin, devasa şirketlerin bir kısmını kaydırabiliriz Kıbrıs'ta böyle bir serbest bölge yaparsak. Ben diyor hemen oturdum uzmanlarla. Kıbrıs'tan da çok ciddi bilgiler aldık. 2-3 aylık bir çalışmadan sonra Tansu Çiller'e götürdüm. Bu şeyi verdim bakanımla birlikte raporu. Çok güzel dedi, çok beğendi. Hemen git dedi, acaba Hong Kong'daki firmalardan bazıları Kıbrıs'a gelir mi? Biz Kıbrıs'ı serbest bölge yaparsak. Gittim diyor. Hong Kong'da da çok önemli 7-8 tane firmayla konuştum. Hepsi gelebileceklerini söylediler. Ve döndüm. Tansu Çiller dedi ki, git şimdi Kıbrıs'taki politikacıları ikna et. Ben de geldim diyor burada. Önce bakanla konuştum, sonra başbakanla konuştum. Onlar da dediler ki siz bir ticaret odası ve sanayi odasıyla birlikte görüşün bu konuyu. Onları bir ikna edin. Gittim onlarla konuştum. Ticaret odasının başkanı dedi ki sendikalar ayağa kalkar. Bu sendikaların istemeyeceği herhangi bir olayı biz uygulayamayız. Akşamleyin siz sendikaları ikna edin. Ben de sendikaların zaten yapısını biliyordum. Dosyamı kapattım, gittim Dipkarpaz'a, 2 gün balık tuttum, pazar akşamı uçağa bindim ve Ankara'ya döndüm diyor. Ve benim için bu konu kapandı. Kıbrıs'ta sendikaları dizayn etmeden, sendikaları zapturapt altına almadan burada hiçbir reformu gerçekleştiremezsin. Bu mümkün değil. Kürşat Tüzmen daha detaylı anlattı ama ben özetini anlatıyorum, isimler vererek anlattı. Ben vermiyorum çünkü neticede onun vermesi gereken bilgi bunlar. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz ekonomik reformlar, paketteki reformlar halkın yararına olan şeyler. Yani Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yararına olmayan herhangi bir şeyi kalkıp empoze edecek durum yok ki. Limanlar özelleştirilecek ki limanlar bugün adam olsun, adam gibi işletilsin. Biz elektrik kablo elbette gelecek ve alternatif olacak. Dünyanın en pahalı ve en kirli elektriğini kullanıyoruz. İnsanlar konuya tamamen ekonomik açıdan bakıyorlar. 25 kuruş olur mu olmaz mı? Biz 65 kuruşa mal ediyoruz. Nasıl 25 kuruşa satılacak vesaire. Bu polemikler. Yahu arkadaşlar, bu iki santral insanlarımızı zehirliyor. Yani, kanser olayı. Yine 65 olsun da dünyanın gelsin. Temiz enerji kullansın. Pahalı elektriğinden vazgeçin. Dünyanın en kirli elektriğini üretiyorlar. İnsan sağlığının bedeli olmaz. Vazgeçin artık bu ideolojik saplantılardan. Temiz elektrik gelsin. Bırakın 65 kuruş ona ödeyelim. Su geldi buraya. Hala daha suyun maliyetini tartışıyorlar. Ya Allah aşkına vazgeçin. Asbestli borulardan insanlarımız su içerek kanser oluyor. Her gün 2-3 kişi kanser teşhisiyle ortaya çıkıyor. Bu hoşunuza mı gidiyor ya? Varsın biraz daha pahalı ödeyelim ama temiz olsun, sağlıklı olsun. Yapmayın yani bazı tartışmalar yaparken insan unsurunu ön plana çıkarmamız gerekiyor. Maalesef Kıbrıs'ta insan unsuru sürekli göz ardı ediyor. Şimdi bu örnek üzerinden biraz girelim o konuya istiyorum madem güzel bir örnektir. Çünkü bir şekilde müzakerelerin son bulduğu en azından
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, Türkiye'li yetkililer tarafından da açıklandı. Sonrasında bir Sayın Dışişleri Bakanımız Tahsin Bey bir serbest bölge düşüncesini ortaya attı. Ama ona cevap veren eski Maliye Bakanı, aynı partili Sayın Tatar oldu bu olmaz diye. Tabii biz siyaseten tamam müzakereleri noktaladık ama Kıbrıs Türk'ünün önüne koyabildiğimiz henüz bir hedef de yok. Yani tamam içeriği toparlayalım okey, orada zaten birçok halkın çoğunluğu hemfikir ama bir hedefimiz yok. Yani serbest bölge, Tayvan modeli, şu bu falan. Neyin üzerine odaklanmak lazım? Olasılıklar üzerinden konuşursak, sizin öngörünüz, parti olarak düşünceniz, halkın önüne koyulması gereken vizyon ne olması gerekir? Şimdi öncelikle elimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği var Aytuğ Bey. Bu gerçeğe sahip çıkmamız gerekiyor. Devlet olmak için tanınma şartı diye bir şart yok. Ben bunu her platformda anlatmaya çalışıyorum. Bir akademisyen olarak anlatmaya çalışıyorum. Uluslararası hukukta devlet olmanın şartları arasında tanınma şartı yoktur. Biz bir devletiz. Bunu herkesin kabullenmesi gerekiyor. Vay efendim tanınmıyoruz ya, tanınmayabilirsin. Uluslararası hukukta devlet olmanın 4 tane şartı vardır. 1- halk. 2- toprak. 3- egemenlik. 4- hükümet. Bunun 4'ü de bizde var. Yani devleti tanımayan, ister Avrupalı olsun, ister içimizdeki vatandaşlar olsun, burada herhangi bir suç işliyorlarsa bu sınırlar içerisinde ve devlet onun yakasına sarılıyorsa, kolluk kuvvetleriyle ve yargılayabiliyorsa ve hapsedebiliyorsa işte devlet budur. Uluslararası hukukta da devlet budur. Ha geri kalıyor tanınma meselesi. Çok da büyük bir şart değil. Çin senelerce tanınmadı. Dünyanın en büyük devasa devleti senelerce Birleşmiş Milletler'e tanınmadı ve üye olmadı. Yapılmadı. Onun yerine Tayvan tanınıyordu. Çin devletliğinden bir şey mi kaybetti? Şu anda Kosova Birleşmiş Milletler'e üye değil ama 120'ye yakın ülke tarafından tanınıyor. Biz de tanınabiliriz. Ben geçmişe temsilcilik yapan birisi olarak söylüyorum. Tanınma bizim için problem değil. İrade ortaya koymamız gerekiyor. Eksik olan bizde iradedir. Bu iradeyi biz tek başımıza kullanamıyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak. Türkiye ile birlikte gitmek istiyoruz. Türkiye'nin bu konudaki iradesini maalesef bilmiyoruz. Ben Azerbaycan'da görevliyken doğrudan uçuşu gerçekleştirdim. Azerbaycan'dan Bakü'den Ercan'a, Ercan'dan Bakü'ye. Çok büyük bir adımdı bu. Arkası gelebilirdi. Her platformda bunu anlatıyorum. Zaman zaman konu açılımda örnek veriyorum. Azerbaycan bu adımı atarken dünyayı karşısına aldı. En az 8-10 tane ülkeden nota yedi, defalarca nota yedi. Rum tarafı ve Yunanistan biz de Karabağ'ı tanırız dedik. Bizim uçaklarımız da Karabağ'a gider dedi. Buna rağmen İlham Aliyev sağ olsun hatırlı dostlarımızla devreye girmesiyle bu adımı attı ve bana resmi ferman verdi. Onlar ferman diyorlar. Yani Cumhurbaşkanlığı emrine ferman diyorlar. Fermanı verdi ve uçakları kaldırdık. O akşamısı İlham Aliyev Sayın kurucu, rahmetli kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş, Serdar Bey, eşi vesaire onların olduğu ortamda şunu söyledi. Dedi ki, biz dedi bu adımı attık. Anlam plandan hemen sonra atılan ciddi bir adım bu. Arkası gelebilirdi. Daha birçok adımları atacaktık. Biz dedi dünyayı karşımıza aldık. Karabağ'ın defakto olarak tanınmasını dahi göze aldık. Bu ciddi adımı attık. Birçok ülkeden dedi protestolar geldi. Mehmet Yar'ı göstererek Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı'na sordum. Türkiye'den bu konuda lehte ya da aleyhte herhangi bir tepki geldi mi? Hayır dedi. Büyükelçilikten bile bir şey gelmedi. Ve ben bunun üzerine Dışişleri Bakanı'na dedim ki biz acaba Türkiye'nin iradesinin ya da arzusunun dışına bir adım mı attık? Yemek bittikten sonra Serdar Denktaş'a dedim ki Sayın Bakanım adam çok açık bir mesaj verdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nden herhangi bir yetkili arayıp da tebrik ederiz, Allah razı olsun, devam demezse bu iş bitti. Nitekim arayan olmadı, o adımların arkası da gelmedi. Aynı şey Kırgızistan'a gittim. Orada spor ambargolarını delmek için çok ciddi çalışmalarımız oldu. Hatırlarsınız futbol takımını, basketbol takımı aldık, geldik buraya. Yine kıyametler koptu, notalar yağdı falan. Aynı şekilde onunla ilgili de herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir tepki gelmedi. Ve ben düşündüm, dedim ki, demek ki sıkıntı bizde. Sıkıntı Türkiye'de ve bizde. Biz henüz daha tanınma konusunda bir karar vermedik. Bizi tanıyabilecek olan ülkelere bile henüz daha biz gerekli mesajımızı ulaştıramıyoruz. Bunu söyledim ve o işten artık vazgeçtik. Demek ki irade önce burada tecelli edecek. Yani bu ancak birlikte herhalde Türkiye ile alınabilecek bir karar olur. Ama bunun içinde toplumsal konsensus herhalde ihtiyaç var. Şimdi Sayın Çavuşoğlu geldi buraya müzakerelerin çökmesi sonrası. Siyasi partilerle görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da başkanlığında bir açıklama yapılmadı. Belli ki bir konsensüs, bundan sonrasındaki yol haritasına ilişkin bir konsensüs yok. Olmadığı sürece bir taraftan hani tanınma diyelim, mesela hükümet buna destek verecek ama yarın bir hükümet değişikliğinde aynı pozisyon devam edip etmeyeceği soru işareti olacaksa, Türkiye bu hedefi nasıl gösterebilir? Eğer Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'tan bu yönde bir tek ses çıkmadıktan sonra bu da yok. Böyle bir sıkıntımız var herhalde. Şu anda muhalefetten Kran Montana'yı çünkü herkes yaşadı. Tufan Erhurman da oradaydı, Cemal Hoca da oradaydı. Orada yaşananları hep birlikte gördüler. Artık bir adım daha ileri gidilemeyeceğini onlar da idrak ettiler. Dolayısıyla onların kalkıp yeni bir adıma, alternatife hayır olmaz, biz görüşmeye ısrarla devam edeceğiz deme şansları yok. Tekrar söylüyorum, toplumsal konsensus hiç olmadığı kadar şu anda müsait. Bu konuda alternatif adım atma konusunda müsait. Ben hala daha Türkiye'nin, özellikle Türkiye'nin bu konuda hazır olmadığını düşünüyorum. Nedir size göre hazır olmamasının sebebi? İç problemleri. Türkiye oldukça içeride ve dışarıda başka problemlere kafasını yoruyor. Kıbrıs şu anda gündemin çok çok gerisinde. Ben hep Ankara'ya gidişimde, yetkilileri ziyaret edişimde Kıbrıs'ın gündemlerinde olmadığını, gündemin belki 30. 40. sırasında olduğunu, yani 100 maddelik bir gündem sıralarsanız Kıbrıs'ın ilk 40'a giremeyeceğini görüyorum ve üzülüyorum. Çünkü bu Kran Montana'daki faciadan sonra bu fırsat bir daha elimize geçmez. Bu konjüktür çok çabuk unutulur bu Kran Montana'da. Anlam planı bile unutuldu. Hemen unutulur. 1-2 yıl içerisinde hiçbir şey olmamış gibi. Ama tekrar... Bu kadar deneyimli bürokratlar ya da bakanlar vesaire bunu öngörüsünü yapıp adımlar atması gerekir. Demek ki başka bir şey var. Yani B planı üzerinde çalışan bir ekibin olduğunu biliyorum Türkiye'de. Özellikle Kıbrıs masası bu konuda çalışıyor. Hazırlıklarını yaptığını da biliyorum. Ben ta geçen yılın Eylül-Ekim aylarında B planına hazırlandıklarını tespit etmiştim ve bunu Kıbrıs'a geldiğinde de açıklamıştım. Altyapı hazır. Uygulama konusunda karar vermesi gereken hükümet. Hükümet de sürekli işte şu anda hem yurt dışında, sınırların ötesinde çok ciddi bir, işte Ekim ayında, Eylül sonu mu, Ekim mi, Kuzey Irak'ta ciddi bir referandum yapılacak. Orta Doğu'daki haritalar yeniden değişecek. Bizim için çok ciddi bir tehlike, Türkiye için. Suriye'de çok ciddi gelişmeler var. Amerika orada Türkiye'nin hem Irak'tan hem Suriye'den dışlanmasını istiyor. 30 Ağustos konuşmasında bile Tayyip Erdoğan bu konuda geri adım atılmayacağını, gerekirse yeni Fırat ötesi operasyonların yapılabileceğini söyledi. Yani sıcak çatışmalar kapının hemen ötesinde. İçeride ise 2019 hedefi var. 2019'a giderken kendilerine göre, Sayın Tayyip Erdoğan'ın seçileceğine göre bir anayasa yaptılar ama Meral Akşener'in parti kurmasıyla o durum biraz riske girdi.
Dolayısıyla bu kadar sıkışık bir ortamdayken Kıbrıs'ın hadi arkadaşlar B planını uyguluyoruz. Çünkü o B planı çok ciddi bir diplomatik atak gerektiriyor. Tanınmadır bu B planı, tanınma, tanınma çıkış. Hem tanınma, hem Kosova modeli tanınma, hem Tayvan modeli, hem de o serbest bölge. Hepsini birden uygulamak isteyecektir. Benim tahminim öyle, birinin peşinden gidecek değiller. Hem Kosova modeli, bizi tanıyabilen devletler tanısın. Birçok ülke bizi tanıyacak, hazır. Ben bunu biliyorum. Bazı ülkeler tanımadan bizimle çok rahat kültürel, sportif Tayvan modeli, kültürel, sportif ve ekonomik ilişki kurabilirler ve buraya gelip çok rahat temsilcilikler açabilirler. Tayvan modeli dediğimiz bu. Ve iki ülke arasında da güvenlik ve dış politika konusunda bir ikili anlaşma yapılabilir. Bu da Nahçıvan modeli diyoruz buna. Yani şu andaki durumu biraz daha resmileşmesi. Biliyorsunuz güvenlikte anayasanın 10. maddesi, evet, ve Türkiye sağlıyor bizim güvenliğimizi. Dış politikada da temsilciliklerimiz var. 14 ülkede temsilciliğimiz var ama bunlar diplomatik temsilcilikler değil. İşte oradaki şirketler vasıtasıyla yarı diplomatik veya işte öylesine temsilcilikler, onlara statü kazandırmak gerekiyor. Oradaki büyükelçiliklerin altında ayrı bir birim olarak pekala bu temsilcilikler faaliyetlerine devam edebilirler. Şu mesela, an çok etkisiz değil mi? Çok etkisizler. Yani 14 tane ülkeyi sayın desem, siz deneyimli bir gazeteci olarak hangileri olduğunu belki 3-4 tanesini, tabii, bilirsiniz ama birçoğundan haberiniz olmayabilir. Çünkü son derece etkisizler ve çok ciddi bir yüktür ekonomiye bu. Her temsilci ortalama ayda 6.000 dolar maaş alıyor. En yüksek maaş şu anda onlarda. Artı ev kiraları, ofis kiraları, çalışanlar. Aşağı yukarı hayır, bir yani bir lobicilik faaliyeti vesaire katkısı olsa helal olsun dersiniz. Yani benim dönemimde belki en ciddi çalışma yapılmıştı. Bunu belki bir ayrı programda değerlendirmek lazım. Hem Azerbaycan hem Kırgızistan'da gerçekten, özellikle Kırgızistan'da yaptığımız çalışma, iki ülke arasındaki ilişkileri Türkiye'den daha iyi bir konuma getirmiştik. Mesela spor, az önce anlattım. Spor konusunda biliyorsunuz Türkiye'nin amatör takımları bile gelip burada maç yapamıyor. Antrenman dahi yapamıyor. Ama Kırgızistan'ın basketbol ve futbol takımını aldık geldik. Başlarında da spordan sorumlu devlet bakanı. Geldi burada iki maç yaptı. İkişer maç yapıldı. Arkasından Küçük Kaymaklı Spor Kulübü'nü aldık. Oraya götürdük. Orada şampiyon, Kırgızistan şampiyonuyla karşılıklı maçlar yapıldı vesaire. Bunların arkası gelebilirdi. Gelmedi. Niye? Çünkü benden sonra giden arkadaş bu konularda son derece deneyimsiz. Ve herhangi bir çalışma yapabilecek durumda değildi. Yapmadı. Ben görevden alındığım 2008-2010 falan. Ondan sonra Kırgızistan'daki ilişkiler sürekli kötüye gitti, geriledi. Azerbaycan'la herkese yine öyle. Belki işlerinde en iyi durumda olan Pakistan olabilir. Pakistan'ın bize tarihi bir şeyi var, tarihsel bir bağ var. Dolayısıyla onun dışında da bize öyle çok ciddi bir şekilde kollarını açan ve oradaki temsilciliklerimizle iyi ilişkiler kuran herhangi bir devlet maalesef yok. Dolayısıyla yani dediğiniz doğru, ciddi lobicilik yapabilseler elbette önemli ama o lobiciliği yapmadan oralardaki temsilcilik adı altında yer bulundurmak bütçe açısından çok ciddi bir risk içeriyor. Yazık, günah. Evet. Biraz yeniden iç politikaya dönelim. Mesela gelen yorumu da okuyayım İsmail Eker'den. Partili belli. Parti projelerimiz hükümette olan partilerce çalınıyor. Örnek verecek olursak Karpaz bölgesindeki tütün ekimi ve bunun alım garantili olacağı yönündeki projemiz, Sunat Hatun Karpaz bölgesine giderek tütün ekiminin yapılmasını istedi. Bu nasıl bir mantık? Altyapıyı tarımcıya sunmadan nasıl üretim bekleyebiliriz? Şimdi arkadaşımızın anlattığı olay şu. Biz parti olarak çok ciddi hazırlık yapıyoruz Aytu Bey. Hemen her sorun
Arge'la ilgili partimizin ciddi bir Arge'si var. Bu Arge'de çok değerli arkadaşlarımız, uzmanlar var. Bunlar iktidara yarın geldiğimizde hangi sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda bize servis yapıyorlar, projeler hazırlıyorlar. Biz bu projelerle ilgili zaman zaman köy gezilerinde vatandaşa bilgi veriyoruz. Basında da çıkıyor. Fakat daha sonra bizim bu projelerimizin mevcut siyasiler tarafından çalındığını görüyoruz. Çalınıyor da yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Mesela örnek vereyim. Karpaz bölgesi için bir Karpaz projesi geliştirdik. Onun içerisinde tütüncülük çok ciddi bir yer alıyor. Gittik tütün endüstrisiyle konuştuk, sorduk. Dedi ki siz bu sigara ve tütün üretirken tütünü nereden alıyorsunuz? Yurt dışından, birçok ülkeden. Ne kadar ortalama ithalatınız var? 30 milyon lira yaklaşık. Peki bizim Karpaz'daki tütünün kalitesini beğeniyor musunuz? Elbette çok güzel. Ürettiğimiz bütün tütünlere, sigaralara uygun. Peki niye almıyorsunuz? Herhangi bir çalışma yok dedi. Bunun üzerine arkadaşlarımız bir proje hazırladılar. O projeye göre tütün endüstrisi Karpaz bölgesinde alım garantili tütün ektirecek. Uzmanlar da getirecek, oradaki insanları eğitecekler. Nasıl ekileceğini, nasıl üretileceğini. 4 ay içerisinde aşağı yukarı her haneye 4 dönüm ekecekler. Her haneye 30 bin lira girebilecek şekilde bir proje hazırladık. 5 dönüm ektirmeyeceğiz, 4 dönüm ektireceğiz ki her hane o işten ekmek yiyebilsin. Bu ciddi bir proje, detaylarına girmiyorum. Özeti bu. Bunu biz basında duyulur duyulmaz Sunat Hatun ertesi gün gitti Erenköy'de dedi ki biz dedi tütün ektireceğiz. Ya Sunat Hatun sen senelerdir iktidardasın, partin de iktidarda. Şimdiye kadar niye yapmadın? Yapacaksan nasıl yapacağını çık açıkla. Yok. Bir başka konu, biz bu kırsal kesim arazileri, arsaları var. Gençlere arsa dağıtıyorlar. Bunun çok yanlış olduğunu söylüyoruz. Zaten altyapısı gitmiyor. Altyapısı gitmiyor ayrı, bir de gençlere 3500-4000 sterline satıyorlar bu arsalar. Hı hı. Zaten zar zor insanlar o arsaları devletten satın alıyorlar ama üzerine ev yapacak durumları yok. Biz gittik TOKİ ile konuştuk. Türkiye'de TOKİ ile. Dedik ki Türkiye'deki gibi bizim Kıbrıs'ta da belli yerlerde siz konut yapabilir misiniz? Elbette yaparız dediler. Hatta bu konuda girişimlerimiz de oldu ama sizin yasalarınız buna müsait değil. Mesela Müteahhitler Birliği yasanız buna engel. Biz gelip orada herhangi bir müteahhitlik faaliyeti falan yapamayız. Biz onun da formülünü bulduk. Yani neticede TOKİ kendisi gelip müteahhitlik işi yapmıyor. Buradakileri de yaptı. Buradakilere ihale edebilir. Yani kırsal kesim arsası satmak yerine gençlere her bölgede 5.000-10.000 lira peşinatla, ayda 200-300 lira, 500 lira, Türkiye'de öyle çünkü, taksitle gençlere konut üretip satalım. Konut satalım gençlere. 20-25 yıl vadeyle, Türkiye'de 20 yıl vadeyle satıyorlar. Bunun projesini yaptık. Yine dediğim gibi detaylandırdık. Arkasından Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay çıktı. Dedi ki işte biz dedi gençlere konut yapacağız. O da işin bir başka boyutunu aldı kendine göre. Daha buna benzer birçok projemiz var. Siyasileri bir yerinden yakalıyor, yüzüne gözüne bulaştırarak ya da eksik bir şekilde anlatıyorlar. Arkadaşımız bu konuya... Vatandaş bunları ölçüp tartacak tabii. Kim yapabilir, mutlaka, kim yapamaz, kim söyledi. Mutlaka yapacak ama vatandaş şunu da bilmeli. Yani özellikle UBP, DP, CTB gibi partiler yapabilecek değilse şimdiye kadar neden niye yapmadılar? Kim onlara engel oldu? Yani çıksın açıklasınlar. Köylerde vatandaşa biz bunu söylüyoruz. Diyoruz ki gelecekler seçim günü ve size şunu diyecekler. Yapacağız, edeceğiz vesaire vesaire. Ona tek bir soru sorun. Niye yapmadınız? 2013'ten sonra 3 siyasi parti dönüşümlü olarak iktidar oldular. Onun da cevabı şey oluyor. Tek başımıza gelemedik ki yapalım. Ortak yani tek başınıza gelemeyeceksiniz. Ortak bırakmaz yapalım. Anlaştık biz tam yapacaktık. İşte atıyorum CTP istemedi, atıyorum OP istemedi, DP istemedi. Tek başınıza gelemeyeceğinize göre demek ki bu iş sorunlar ilelebet devam edecek. Öyle değil. Şimdi Yeniden Doğuş Partisi kesin ve net olarak seçimlere
ayrı parti statüsüyle girecek değil mi? Aytur Bey'cim, bir şey... biz birinci parti olmayı hedefledik. Çok ciddi çalışmamız var. Bakın önümüzdeki günlerde Türkiye'de çok ciddi araştırma şirketleri gelip burada anket yapacaklar. Birkaç tanesi. Çünkü Türkiye'deki birçok resmi ve gayri resmi kuruluşlar da buradaki siyasi durumu merak ediyorlar. Orada göreceksiniz. Kırsal kesimde de anket yaptıkları takdirde bizim oy oranımızın %20'lere yaklaştığı ortaya çıkacak. Çok ciddi bir çalışmamız var bizim. Bakın bütün siyasi partiler yaz uykusundayken biz bayram demeden, seyran demeden, cumartesi, pazar demeden köy köy dolaşmaya devam ediyoruz. Niçin? Çünkü bizim tabanımız kırsalda yaşıyor. Benim tabanım köylerde televizyon seyretmez, gazete oralara gitmez, radyo dinlemez. Maalesef öyle bir durum var. Dolayısıyla biz ancak o insanlarla yüz yüze siyaset yapabileceğimizi, yüz yüze görüşerek kendimizi anlatabileceğimizi bildiğimiz için çok da fazla öyle diğer siyasi partiler gibi rahat değiliz. Mutlaka kendimizi gidip anlatmamız gerektiği düşüncesiyle çalışıyoruz ve çok iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum ben. Sadece kırsalın ve, oyu yeterli olur mu bu bir merkezlerde de parti? Gayet iyi olacağız. Adaylarımız da ortaya çıktıktan sonra merkezlerde de çok iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum ben. Halk şu anda değişim istiyor. Bunu siz de Diyalog TV olarak yaptığınız bütün programlarda tespit ediyorsunuz. Halk ısrarla değişim istiyor. Mevcut siyasilerle bu işin gitmeyeceğinin farkında. Yenilik istiyorlar. Yeni yüzler, yeni vizyonlar istiyorlar. Dolayısıyla o halkın talebine en uygun parti olarak da bizim partimiz olduğunu düşünüyoruz. İyi bir kadromuz var, iyi bir ekibimiz var. Ve Eylül ayı itibariyle de seçim startını başlatıyoruz biz. Yani böyle seçime bir iki ay kala değil, biz yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı, startımızı veriyoruz. Bayramın üçüncü gününden itibaren köy gezilerimiz artarak devam edecek. Haftada en az 3-4 tane köyü dolaşacağız. Üyeliklerimiz yenilenecek. Ve ilçe kongrelerimizi Kasım ayının ortasına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Böylece seçimler Aralık'ta dahi olsa biz seçimlere hazır hale geleceğiz. Bu arada birçok kişi YDP ile ilgili spekülasyonlar yapmaya devam ediyorlar. Tabii biz bunlara bakıp gülüyoruz. Birçok kişi işte ittifak yaparsınız. Ya da seçime son kala bazı başka partilerle birleşirsiniz vesaire gibi bize komik gelen bir takım argümanlarla karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Önemli değil, onlar öyle bilsinler. Biz birinci parti olmak için elimizden gelen bütün gayreti yapacağız, göstereceğiz inşallah. Az önce tabii önemliydi söylediğiniz, yani ilk icraat biz hükümete gelirsek sendikalara sendikalar ve bürokrasi verip, bu ikisi çok önemli bizim için. Ana hedef de devletin küçülmesi, özelleştirmeler, yani bunu çekince olmadan söyleyebiliyoruz. Aynen öyle. O konu çok önemli. Bürokrasiyi de çok ciddi şekilde ele almamız gerekiyor. Bürokrasiye karşı da ciddi bir savaş vermemiz gerekiyor. Savaş derken kılıç kalkanla değil tabii. E-Devlet'i hala daha başaramadık. Yani düşünün, bir tapu işi. Türkiye'de birkaç saat içerisinde saat 10'da veriyorsunuz, saat 12'de gidip tapunuzu alıyorsunuz. Burada enteresan bir şekilde bürokrasi canınıza ot tıkıyor. Yabancı uyruklu birisi geliyor, aylarca hatta yıllarca süren bir mücadele veriyor, tapusunu alamıyor. Halbuki bu çok rahat çözülebilecek bir olay. Yabancılar için mesela örnek veriyorum, güvenlik soruşturması gerekiyor, isteniyor. Ya sen adama tapusunu ver. Eğer sıkıntı varsa iptal, sıkıntı varsa iptal et. Yani şartlı tapu ver. Niye bekletiyorsun? Yani bilgisayara girip aynı Türkiye'deki programı alıp buraya gelip burada insanlara birkaç saat içerisinde tapu vermek çok zor bir olay. Niçin insanları illa da kara deftere yazacaksınız,
kırtasiyeye boğacaksınız. Şu daireden şunu al, bu daireden bunu al diyeceksiniz. Bakın bir örnek veriyorum. Cuma günü dört yolda bir arkadaşımız oraya bir yem fabrikası kuracak. Arkadaştan istenen 12 daireden izin belgesi. Sağlık Bakanlığı'ndan tutun, Sağlık Dairesi'nden tutun, Çevre Dairesi'nden tutun. Tarım. Eski eserlere kadar bir sürü makamdan izin alacaksın ve götüreceksin, vereceksin. Oralara gittiğinizde zaten 12 daireden herhangi bir belge alabilmek için ve müracaatınızı resmi olarak yapabilmek için aylar geçer. Makineler gelmiş, gümrükte bekliyor ve hala daha o arkadaş bu izni, ön izni alma şansına sahip değil. Bürokrasi böyle bir şey. Öte taraftan bu ülkede biz zengin kaynakların fakir bekçisi olmayacağız diyoruz sürekli Aytuğ Bey. Sizin programınızda bunu söyleme imkanı ne benim ne de diğer arkadaşlarım olabildi. Zengin kaynaklar derken vatandaşlar bunun ne olduğunu anlamıyorlar. Biz gerçekten zengin kaynaklar üzerinde fakir bekçilik yapan bir halkız. Bakın Lefke bölgesinde CMC madenlerinin hemen ötesinde bir yer var. Türkiye'den gelen devasa bir firmaya bizim yetkililerimiz dediler ki ya Rum tarafında hemen öbür tarafta Apliş bölgesinde harıl harıl adamlar maden çıkartıyorlar, bakır çıkartıyorlar. Bizde var mı bir bakın dediler. Bu firma aylarca süren bir çalışma yaptı. Milyonlarca lira hem devlete lisans parası ödediler hem de sondaj için para harcadılar. O sondaj numunelerini Kanada'ya gönderdiler. Aşağı yukarı 1-1,5 yıl süren bir çalışmadan sonra dediler ki biz burada maden bulduk, bakır madeni. Ve şimdi bunu işletmek istiyoruz. Bize işletme ruhsatı verin, lisansı verin. 2 yıldır bu firmaya resmi cevap verilemedi. Ya madem vermeyecektiniz. Orada karşı çıkıyor bölgeli buna. Bölgeli karşı çıkıyor. Şimdi bölgenin karşı çıkması da çok enteresan. Niye karşı çıkıyorsunuz kardeş? Efendim burada CMC maden atıkları var. O temizlenmeden, yetkililerimiz de öyle söylüyor. CMC atıkları var. O temizlenmeden nasıl yeni bir şeye, madene lisans verelim? Adamlar diyor ki tamam, o CMC atıklarını da biz temizleyelim. Bizimle alakası yok ama aşağı yukarı 70-80 milyon lira para istiyor o. CMC atıkların temizlenmesi. Onu da biz temizleyelim. Onu CMC atıkların temizlenme işini bir başka firmaya vermişler yıllar önce. O firma hava parası istiyor. Ya arkadaş sen 2007'de bu CMC atıklarını temizleyecektin. Aradan 10 sene geçti bir çivi bile çakmadın. Bu adamlar karşılıksız bu işi yapacaklar. Devlet olarak orada işte ağırlığını koymanın. İptal et, hayır. CTP döneminde iptal edildi. Hemen yeni gelen hükümette mahkemede uzlaşarak uzattılar. Neyi uzatıyorsun? Adam hava parası peşinde. Birisi oradan gelsin o CMC atıklarını kaldırmaya çalışsın. O da hava parası alsın oradan. Bu firmadan milyonlarca liralık hava parası istediler. Adamlar diyor ki yaz 1200 kişiye istihdam imkanı sağlayacağız ve 230 milyon avro yatırım yapacağız. Siz devlet olarak temiz yatırım istiyorsanız dünyada birçok örneği var. Çağırırsınız uzmanları, dersiniz ki ya biz burada olması bir maden çıkartacağız nedir? Olması gereken nedir? En temiz şekilde insan sağlığını ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bu madeni nasıl çıkartırız? Çünkü dünyada artık madenleri çıkartmama gibi bir durum yok. En temiz, en verimli şekilde nasıl çıkartırız onun araştırması yapılıyor. Yani sizin yer altında milyonlarca liralık madeniniz olacak ve birileri çevre sağlığını gerekçe göstererek o madenin çıkartmasına engel olacak. Böyle bir şey olamaz. Bu bir zenginliktir. Bu zenginlikte senin de benim de herkesin de payı var. Neticede biz ondan ekonomik refahımız için pay alacağız.
1200 kişi adamlar istihdam yapacaklar ve 300 milyon avroya yakın yatırım yapacaklar. Ve hükümet olarak bu konuda bir adım atmaya cesaret edemiyorsunuz. Lefke Avrupa Üniversitesi'ne 10 kişi istihdam edecekler. İki ortak birbirini yiyor. Üçü senden, beşi benden. Yok, hayır, dördü benden, altısı senden. Ya adamlar 1200 kişi istihdam edecekler. Evet. Sosyal ama sigorta ve ihtiyaç bakın, sandığı yatması halinde. Biliyorsunuz ama biz Kıbrıs'ta yaşarken özel sektörde 3-4 bin lira maaş da alsak kendimizi işsiz addederiz. Ne zaman devlete girene kadar. O yüzden hani birbirini kanaatimce birbirine örtüşe örnekler olmuyor. Çünkü daha da fazla kazanmasına rağmen kendini işsiz addeder kişi. Genelde aynen, böyle öyle, oluyor. Bu bitiriyorum. Son bir dakikamız var ama bu çünkü siz dediniz ki daha çok kırsalda insanlar işte tabanımız orada. Tabii kırsaldaki insan biz de görüyoruz. Daha çok ezilen insan. En iyi görevlisiniz çünkü sürekli kahve siyasi partiler gibi biz de geziyoruz. Şimdi bu insanların bu istihdam talepleri vesaire nasıl şekillenecek? Yani bu kadar zamandır biz böyle kaldık. Şimdi atıyorum sizin iktidarınızda da onların dönemi mi gelir? Nasıl bir denge var? Öyle bir şey yok. Biz ekonomik protokole uyacağız. Ekonomik protokolde diyor ki iki emekliye bir kişi istihdam edeceksiniz veya en fazla 370 kişi diyor bir yıl içerisinde istihdam yapacaksınız. İnsanlara bunu anlatmanız lazım. İnsanları kandırmayacaksınız. Vatandaşa artık denizin tükendiğini, devlet gemisinin karaya oturduğunu anlatmak zorundasınız. Artık eski lale devri bitti. Bunu anlatmak zorundasınız. Biz insanlara sizi işe alacağız diye kandıramayız. İnsanlara iş imkanı yaratacağımızı söylüyoruz. Bakın az önce neyi söyledik? Lefke madenini söyledik. 1200 kişi o bölgenin istihdam sorununu çözer. Aynı şekilde Meselya, Büyük Meselya projemiz var bizim. Büyük Meselya projesinin içerisinde zamanı gelince belki sizin programımıza da anlatırız. O bölgedeki insanlara nasıl ekmek kazandıracağımızı göreceksiniz. Lefke'deki, Karpaz bölgesindeki insanlara nasıl ekmek kazandırdığımızı göreceksiniz. Yani şimdi bakın Singapur gibi bizim yani özel sektörün imkanlarını, olanaklarını devlet kontrolünde teşvik ederek bunu insanlara yapacağız. O bölgede başka türlü olmaz bu iş. Aksi takdirde herkesi devlette memur yapalım dersek kendi kendimizi de kandırırız. Bu ülkeyi bir adım ileri götüremeyiz, sürekli geri götürürüz. Peki. Bir başka programda daha çok detaylandırırız bu konuları da. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için kolay gelsin diyelim hocam. Erhan Arıklı ile birlikteydik. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve programımızı noktalıyoruz. Tabii bugün Arefe, yarın bayram. Tabii buyurun. Fırsattan istifade halkımızın ve milletimizin bayramını kutlayalım. Arakan'da gerçekten çok ciddi bir Müslümanlara karşı katliam var. Onlara da bir an evvel Allah'tan yardım diliyoruz. İnşallah o kan da bir an evvel durur. Milletimizin ve halkımızın bayramını da sizin fırsatınız. Bizler de Kurban Bayramı'nın huzur sağlık içerisinde geçmesini temenni edelim. Tabii ki Kıbrıs'a başta olmak üzere dünyada da barış içerisinde bir dünya düşüncesiyle bu bayramın idrak edelim diyoruz. Herkese iyi tatiller diyeyim. Biz de tabii buradayız. Her zaman söylerim tatiller öncesinde. Olası gelişmeleri yine ekip arkadaşlarımızla Diyalog TV'den sizlere duyuracağız. Salı günü de detay programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Salı günü ayrıca şimdiden yine duyurusunu yapalım. Topçuköy'de olacak Halk Meclisi. Bakalım Sayın Tarım Bakanı'nın köyü. Genelde tarım ve hayvancılık üzerine şikayetlerin yoğun olarak dinlendiği Halk Meclisi programında bakanımızın köyünde olacağız Topçuköy'de. Tüm bölge insanını bekliyoruz. İskeleye bağlı bir köyümüz. Ve biz yine salı günü orada olacağız Sayın Reşat Akar'la birlikte. Bunu da ifade etmiş olayım, hatırlatmış olayım. Yeniden herkese huzurlu, sağlıklı bir bayram dileğiyle noktalayalım. Görüşmek üzere.